Orijinal kaynağından su yeniden Herakles'in üzerine uzandığı aslan postu ile şarap tanrısı Dionysos'un uzandığı panter postundaki aslan ve panter heykellerinin ağzından havuzlara şırıl şırıl akıyor. Bu yapı, Kibira antik kenti Yuvarlak Çeşmesi Tolos'tur. Kibira antik kentindeki anıtsal çeşme restore edilmiş, 13 asır sonra yeniden şatafatlı kullanım yıllarına dönmüştür. Tek eksiği o dönem insanlarından numune örneklerin olmayışıdır. Aslında devlet gücü ben olsaydım, şimdiki vatan hainlerinden bir demet insanı o dönem koşullarına uyarlar belli sınırlarda aynı yaşam koşullarını oluşturur bugüne sergilerdim. Agora'nın 3. terasında konumlanan yapıda, 2016 yılı itibariyle ilk çalışmalar gerçekleştirilmiş, başlangıç aşamasında, yapıyı çevreleyen yoğun bitki örtüsü temizlenmiş ve yıkıntı halde duran mimari blokların çizimleri yapılarak buluntu durumları belgelenmiştir. Kibira Ören yerindeki yapı, sonra 23 yılı depremi sonrasında inşa edilmiştir. blokların taşınmasıyla birlikte iç içe konumlandırılmış iki yuvarlak planlı havuzdan oluştuğu anlaşılan yapının kazısına iç havuzdan başlanmıştır. Bu kısımda, eksi 0,55 metre ve eksi 1,05 metre seviyeleri arasında iç havuza ait krepidoma açığa çıkarılmıştır. Stylobat üzerindeki taş yerleştirme izleri, parapet bloklarının arasında postamentlerin kullanıldığını anlatırken, iç havuzu çevrelemiştir. Ancak parapet blokları ve postamentlerin hiçbiri in situ durumda değildir. İç havuzun merkezinde gerçekleştirilen kazılar sırasında, havuz zemini seviyesinde 3 adet üçgen formlu blok in situ durumda açığa çıkarılmıştır. 12 adet blok kullanılmış, alanda 3,40 metre genişliğinde 12 köşesi olan çokgen bir temel oluşturulmuştur. İlk inşa döneminin ardından çeşme yapısı, çeşitli dönemlerde yapılan ekleme ve değişikliklerle oldukça uzun bir süre, kentte gösterişli bir su anıtı olarak hem kentin görselliğini arttırmış hem de su ihtiyacını karşılayan bir eser olmuştur. Temeli oluşturan blokların tam orta noktasında, eksi 1,73 metre seviyesinde, yapıya su ulaşımını sağlayan, in situ durumda, pişmiş toprak künk sisteminin su çıkış noktasıdır. yapı, üç farklı kullanım evresine sahiptir. Sütunlar, kabartmalı frizler ve heykellerle süslenmiş olan çeşme yapısı, merkezinde blok örgü ile oluşturulmuş ve orta noktasına su sisteminin döşendiği yuvarlak gövde ve bunu çevreleyen, biri içte biri dışta olmak üzere daire formlu iki havuzdan oluşmaktadır. Havuzu çevreleyen blokların büyük bir kısmı in situ haldeyken, sadece güney cepheye ait bloklar geç antik çağda taşındığı için eksik durumdadır. İç havuzda olduğu gibi dış havuzu da parapet blokları ile aralarına yerleştirilen postamentler çevrelemektedir. Blok örgü merkezdeki yuvarlak gövde sütunlarla taşınan konik bir çatı ile kaplanmıştır. Çeşme yapısı milattan sonra 23 yılı depremi sonrası kentin yeniden inşası sırasında yapılmış olup, bu ilk kullanım evresinde merkezinden su sisteminin geçtiği yuvarlak gövde ve tek havuzdan oluşmaktaydı. Yapıda kullanılan bazı postamentlerin cephelerinde açılmış delikler ve üst kısımlarındaki kanal izlerinden, olasılıkla bronz bir aksam kullanılarak musluk benzeri düzenleme yapılmış olduğu ve buralardan su alınabildiği muhtemeldir. Bu postamentler yapının kuzey, güney, doğu ve batı cephelerinde birer adet olmak üzere karşılıklı yerleştirilmiştir. Olasılıkla milattan sonra 2. yüzyılın son çeyreğinde ikinci bir havuz eklenmiştir. Çeşmenin çatısı milattan sonra 417 depreminde çökmüş, büyük oranda zarar görmüştür. Arkeolojik veriler, yapının bazı tadilatlar sonucunda yine aynı işleviyle erken Bizans çağında da olasılıkla milattan sonra 7. yüzyıl sonlarına kadar kullanıldığını gösteriyor. Antik mimarlık ve yüksek mühendislik bilgi ve becerileri gerektiren 2200 yıl öncesi insanın keskin zekasına hayran olunurken, dış havuzu çevreleyen stylobatın hemen önünde tüm daire boyunca ortalama 0,70 metre genişliğinde oluklu bloklar kullanılarak açık bir kanal sistemi oluşturulmuş, bu sayede su tahliyesi sağlanmıştır. Tüm bu taş işçiliğini hangi aletlerle yaptıkları arkeologlarca pek fazla sorgulanmıyor. yuvarlak çeşme tolos yapısı oluklarla birlikte toplam 15,20 metre çapına sahiptir. İç havuzun çapı, krepidoma ile birlikte 8,90 metredir. 2016 yılı sonunda yapının iç dolgusu tamamen temizlenmiştir. Çevresi, tüm dış parapet blokları boyunca ortalama 4,50 metre genişliğinde kazılarak açığa çıkarılmıştır. 2016 yılı kazıları sonucunda temel seviyesine dek yıkılmış olarak ortaya çıkarılan çeşme yapısında Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayıyla Burdur Valiliği ana sponsorluğunda ve Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türk Tarih Kurumu'nun sağladığı desteklerle 2022 yılının Ağustos ayında restorasyon çalışmaları başlatıldı. Orijinal antik inşasında iç havuz zemini kireç harcı ile sıvanmış, dış havuzun zemininde ise tuğla döşem kullanılmıştır. Ancak geç antik çağda, özellikle dış havuz zemininde tamirata bağlı olarak çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Yeniden ayağa kaldırma restorasyonunda öncelikle belgeleme çalışmaları yapıldıktan sonra çeşme yapısının üst kısmında taç şeklinde yapıyı tamamlayan konik çatısının bir kısmı haricinde toplam 168 orijinal mimari eleman kullanılarak restorasyonu tamamlandı. Günümüze ulaşmayan ve eksik olan 24 mimari eleman ise imitasyon olarak üretilmiş, yapının bütünlenmesi sağlanmıştır. Kibira yuvarlak planlı çeşme yapısı olan Tolos N.Y.M.F.ın restore edilerek 13 asır sonra suyla yeniden buluşturulmuş oldu. Restorasyonda 168'i orijinal toplam 192 parça birleştirildi. Yapının dış bölüm sahası olan batı, kuzey güney doğrultulu uzanan duvarda moloz örgülü spuliğin yani devşirme malzemeler kullanılmıştır. Küm sistemleri tüm yapı çevresinde devam ettirilmiştir. Tüm bu yapılaşmalar Doğu Roma döneminde, dış düzenlemeye ait orijinal zemin blokları sökülerek oluşturulmuştur. Çeşme yapısının kuzey ve güneyinde, geç antik çağa ait iki ayrı kanalizasyon sistemi, alanı koruma altına alınmış, kazı çalışmaları bitirilmiştir. Kazılarda, biri iki parça halinde toplam 5 adet görlandlı arşitrav friz bloğu, 1 adet konsollu korniş bloğu parçası ve konik formlu çatıyı oluşturan iki adet blok ortaya çıkarılmıştır. İlk inşasında üst yapı blokları, iç havuzu çevreleyen postamentlere yerleştirilen tek sıra sütunların üzerinde yükseltilmiştir. Konik formlu bir çatıyla havuzun üzerinin kapatıldığı olasıdır. Ancak iç havuza ait parapet bloklarının büyük bir kısmı ile sütun ve sütun başlıkları Geç Antik Çağ'da taşınmış olduğundan günümüze kadar ulaşamamıştır. Dış havuzda ise parapet blokları arasında postamentler kullanılmış olmasına rağmen, içteki gibi sütunlu düzenlemeyi oluşturacak üst yapı blokları ve sütunlar ele geçmemiştir. İç havuzun merkezindeki kazılarda bulunan iki heykel, buradaki mimari düzenleme ile ilgili fikir yürütülmesine olanak sağlıyor. Heykellerden biri aslan postu üzerinde uzanmış olarak betimlenen Herakles'tir, diğeri ise ebat olarak daha küçüktür ve panter postu üzerine uzanmış bir figür betimlenmiştir. Her iki heykelde de hayvan postlarının başı, yan tarafta ağızları açık olarak, çörten vazifesi görecek şekilde işlenmiştir. Heykellerin alt yüzlerinde ise oluklar açılmış ve buraya yerleştirilen küntlerle suyun çörtenlere ulaşması sağlanmıştır heykellerin işlevi ve buluntu yerleri, merkezdeki temel bloklarının üzerinde bir podyum düzenlendiği ve künklerle yapının tam merkezine ulaştırılan suyun, podyum üzerinde duran bu heykellerden akıtılarak önce iç havuzu doldurup, ardından dış havuza döküldüğü akla yatkındır. Yapının dış kısımda, orijinal zemine ait blokların sökülerek geç antik çağa ait yapılar oluşturulmuş, bu yapılaşmalara bağlı olarak ana kaya seviyesinde künk sistemleri geçirilmiştir. Tüm geç dönem düzenlemelerine rağmen, kuzey kesit içinde orijinal zemine ait olabilecek birkaç orijinal blok günümüze değin gelebilmiştir. Yuvarlak bir plana sahip olan çeşme yapısı, genişçe bir meydan ya da avlunun orta noktasında konumlanmış olması uygun olasılıktır. Yapıya ilişkin kesin tarih verebilecek bir buluntu olmasa da şu an için ancak Arşitrav friz blokları üzerindeki görlent işçiliği ışığında Milattan sonra 1. yüzyıl içinde inşa edilmiş olduğu kuvvetli olasıdır. Yapı, kentte meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan Milattan sonra 23 yılındaki depremin ardından genel yapılaşma faaliyetlerine bağlı olarak inşa edilmiş olmalıdır. 2022 yılının Ağustos ayında başlayan restorasyon çalışmaları 21 Aralık itibariyle tamamlanmış. Bu görkemli çeşme yapısı ayağa kaldırılmıştır. Yapının su giriş çıkışına yönelik bağlantıları da tamamlandıktan sonra yapıya bir su hattı döşenerek günümüzde halen kullanılan antik kaynaktan su temini sağlanmıştır. Su hattının oluşturulmasına yönelik proje, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge kurulunca onaylanmış, bu görkemli yapı, orijinal işleviyle 2023 yılı Mayıs ayında suyla buluşmuştur. Kibira Antik Kentindeki çeşmeden tekrar su akıyor. Sütunlarla taşınan konik bir çatıya sahip anıtsal çeşme, Kibira Antik Kenti için oldukça önemli ve nadir bulunabilecek bir yapıdır. Yuvarlak planlı çeşme Tolos, Antik Kentin Agorası'nın 3. terasındadır. Kibira Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Doçent. Doktor Şükrü Özüdoğru'nun çok emekleri geçmiştir. Türkiye'de, sahip olduğu anıtsal çeşme yapılarının restore edilerek, orijinal kaynağından getirilen suyun akıtıldığı iki antik kent Sağlasos ve Kibira'ya yeniden hayat verdi. Özellikle Agora'nın üçüncü terası, sosyal ve kültürel anlamda kentin kalbi sayılabilecek bir merkezdi. Çeşme ise bu meydanın en görkemli anıtıdır daire formunda iki havuzdan kentin dört farklı yönüne su dağıtımı sağlanıyordu. Restorasyonda yerine konulamayan tek parça, kazılar sonucu ortaya çıkarılan heykellerdir. Bu iki heykelin orijinalleri Burdur Müzesi'nde sergileniyor. Üretimine başlanan iki orijinal heykelin imitasyonları yakın gelecekte çeşme yapısına entegre edilecek. Tıpkı antik dönemde olduğu gibi su, mitolojik kahraman Herakles'in üzerine uzandığı aslan postu ile şarap tanrısı Dionysos'un uzandığı panter postundaki aslan ve panter heykellerinin ağzından havuzlara şırıl şırıl akıyor. Kış mevsimi başlamadan mutlaka gidin öz çekimlerinizi yaptırın ya da Mehmet Sökmen çekimleriyle gerçek anlamda öz çekim yaptırın.